Evet arkadaşlar, eşitsizliklerle başlayalım. Şimdi eşitsizliklerde arkadaşlar önce birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerle devam edelim. Neydi bunlar? AX artı B. Tabii burada önce şunları da yazalım da. A eşit değildir 0. A ile B de elemandır reel sayılar. AX artı B büyük 0. AX artı B küçük 0. AX artı B büyük eşit 0. AX artı B küçük eşit 0. Şimdi ne diyoruz bunlarda? Önce kök buluyoruz. AX artı B eşittir 0 deyip x eşittir eksi B bölü A. Verilen eşitsizliğin kökünü bulduktan sonra bize eksi B bölü A, bu da denklem AX artı B. A ile aynı işaretli. A ile ters işaretli. Yani A büyük sıfırsa artı eksi. A küçük sıfırsa eksiye artı şeklinde yazıyorduk. Sadece bir tane örnek verelim. Eksi 2x artı 6 küçük 0 ise eşitsizliğinin ÇK'sı. Ne yapıyoruz? Eksi 2x artı 6'yı hemen 0'a eşitliyorum. X buradan neydi? Artı 3. Yapıyorum tablomu. Eksi artı. Benden de negatif istemişti. O zaman ÇK 3'ten sonsuza kadardı. Bu kök demek anlamına geliyordu. İçi bazen boş oluyordu, bazen dolu oluyordu. Dolu olduğu zaman küçük eşit ve büyük eşit görünürse dolu olur. Sadece küçüktür, büyüktür varsa içi boş olur arkadaşlar. Şimdi ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler diyelim. Burada da arkadaşlar yine A eşit değildir 0 olmak üzere. A, B, C elemandır reel sayı. AX artı AX kare artı BX artı C büyük 0 küçük 0 büyük eşit ve küçük eşit 0 olmak üzere yine denklemlerimizi yazıyorduk. Buradaki olay neydi arkadaşlar? Delta durumuydu. Eğer senin delta küçük 0 ise gerçel kök yoktur. Yani ne oluyor? Kökün yoksa hiçbir şey olmayacak mı? Şöyle oluyor arkadaşlar. AX kare artı BX artı C. Burada A ile aynı işaretli. Yani şunu diyor. Senin deltan küçük sıfır mı? O zaman denklemin ya hep pozitif olur ya da hep negatif olur diyor. Başka hiçbir şey olmaz diyor. Yani arkadaşlar A büyük sıfır ise hepsi artı. A küçük sıfır ise daima negatif değer alır diyoruz. Hemen şuraya uyarımızı yapalım. Özellikle bu delta küçük eşit niye küçük sıfırı nerede kullanıyoruz? A eşit değildir sıfır ve her x elemanda reel sayı. Şu her lafını daima lafını duyduğumuz zaman
bizim aklımıza ilk iş delta küçük sıfır gelecek. Diyor ki ax artı bx artı c büyük sıfır olsun. Eşitsizliğinin daima sağlanması için a büyük sıfır ve delta küçük sıfır olmalıdır diyor. Ne diyor? Daima'yı duydun, her'i duydun veya hep. Bunlar anahtar kelime. Aklına ne gelecek? Delta küçük sıfır. Bakıyorsun eşitsizliğinde büyük sıfırdır istiyorsa o zaman a da büyük sıfır olacak. Yine aynı mantıkla ax kare artı bx artı c küçük sıfır dedi. Eşitsizliğinin daima sağlanması için. Yine bu sefer ne? Negatif istiyor. O zaman a küçük sıfır olmalı. Delta zaten küçük olmalı. Niye? Çünkü daima dedi. Yani şuradaki işaretim a'yı etkiliyor arkadaşım. Eğer negatif istiyorsa a da negatif olacak. Pozitif istiyorsa a da pozitif olacak daimalarda. İkinci durum. İkinci durumdayız arkadaşlar. Delta eşit 0 ise x1 eşit x2 şeklinde eşit 2 gerçel kök vardır. Yani ne diyor bize? X1 eşit x2. Çift katlı kökler diyoruz biz buna. Çift katlı köklerde iki tane yuvarlak koyabiliriz. Bu ne anlama geliyor çift katlı kök? İşaret değiştirmeyeceğin anlamına geliyor. A ile aynı işaretli. A ile aynı işaretli. Yani diyor ki A büyük sıfırsa artıya artı. A küçük sıfırsa eksi eksi olacak anlamına geliyor. Hemen bir örnek. 2x kare eksi 5x artı 4 büyük sıfır. Eşitsizliğinin çözüm kümesi. Şimdi ne yapacağız? Hemen bakalım. Önce bir çarpanların ayrılıyor mu? Biraz zorlandıysam ilk şimdi diskriminanta bakarım. D kare eksi 4ac. Ya da önce şunu da yapalım. Neyse. Üçüncü durumda sonra anlatalım. Diskriminantın ne oluyor arkadaşlar burada? Eksi 7. Küçük 0. O zaman ne oluyor? Kök var mı reel kök? Yok. Peki A'mızın işareti ne? Artı. Bu daima artı olur o zaman. Peki benden ne istiyor? Bakıyorum. Pozitif olmasını istiyor. E burada da diyor ki sana denklemin hep pozitif olur diyor. O zaman benim çözüm küme bütün reel sayılar olur diyor. Çünkü benden pozitif istiyor. Sen de diyorsun ki bu denklem pozitif olur. O zaman çözüm kümesi reel sayılar. Bir tane daha yapalım bundan. X kare eksi 2x artı 4 küçük 0. Eşitsizliğinin çözüm kümesini istedi diyelim. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunun çözüm kümesini istiyorsa. Hemen diyeceğiz yine bakıyorum. Çarpanların ayrılıyor mu? Yok. Delta'ya bakıyorum. Delta b kare eksi 4 ac'den yine küçük 0 oldu. O zaman x karenin katsayısı artı olduğu için bu daima artı olur. Peki benden ne istiyor? Negatif istiyor. Negatif istediğine göre çözüm kümesi boş küme olur arkadaşlar. Bir tane de çift katlı kök de yapalım ilgili.
X kare eksi 4 x artı 4 büyük 0 eşitsizliğinin çözüm kümesini istiyorum dedi. Ne yapacağız? Bakıyorum. Bu x eksi 2'nin karesi çift katlı kök oldu. Eşitlerim var mı? Yok. 2 buraya yazıyorum. Artıya artı. Benden ne istiyor? Pozitif istiyor. O zaman burası da olur, burası da olur. Yani eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar her değer olurmuş. Ancak iki değeri eşittir olmadığı için, sıfır yaptığı için, sıfıra da eşittir koymadığım için 2'yi çıkarmak zorundayım. Bir tane daha yapalım. Eşitsizliğinin çözüm kümesi. Kim bu? 3x artı 1'in karesi. O zaman köküm ne? Eksi 1 bölü 3. Yine çift katlı kök. Artıya artı. Benden ne istiyor? Şurada eşittirim olduğu için içini boyuyorum. Benden negatif istiyor. Bakıyorum ya burada her yer pozitif. O zaman çözüm kümesi boş küme derdim ama sıfır yapan değeri de alabilirsin dediği için sadece eksi 1 bölü 3 bu denklemin çözüm kümesini oluşturur. Üçüncü duruma da anlatalım. Bunda da delta büyük 0 ise x1 ve x2 şeklinde farklı iki gerçel kök vardır. X1 küçük, x2 olsun. Öyleyse ax kare artı bx artı c x1, x2 a ile aynı. A ile ters işaretli. A ile aynı işaretli. Yani tek köklerde ne yapıyoruz? İşaret değiştiriyoruz. A büyük sıfırsa artı eksi artı şeklinde gider. A küçük sıfır ise eksi artı eksi olur diyoruz. Hemen bunun için de bir örnek yazayım. X kare eksi 4 x artı 3 küçük eşit 0. Eşitsizliğinin çözüm kümesi. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Eşitsizliğin çözüm kümesini yaparken 1. Yine çarpanların ayrılıyor mu? Evet ayrılıyor. X eksi 3 ile x artı 1. Küçük eşit 0. Tablomu yapıyorum. Eksi 1'e 3 diyorum. Neyle başlıyoruz? Artı eksi artı. Ne olur o zaman? Benden negatif istiyor. Bir de eşittirim olduğu için içlerini boyuyorum. Yani bunlar kesim var anlamına gelir. O zaman benim ÇK'm eksi 1 ile 3 aralığındadır derim arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. Eksi 6x kare artı 5x artı 6 küçük eşit 0. Eşitsizliğinin yine çözüm kümesini istiyoruz. Ne yapalım? Ben yerinizde olsam arkadaşlar eğer başka sayımız negatifse muhakkak burayı pozitif yaparım. Eksi ile çarptığım zaman 6x kare eksi 5x eksi 6 oldu. Eşitsizlik yön değiştirir. Artık burayla işim yok derim. Benim denklemim artık bu derim. Çünkü başka sayı negatif olursa çarpanlarını ayırırken biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar. O zaman 3x'e 2x, 3'e 2 derim. Eksiye artı derim. 3 ile 3 çarptım. 9x 2 ile 2 tuttuğumu sağladı. O zaman 3x'e 3'ü çarptığım için yanına artı 2. 2x'in yanına da eksi 3'ü koyuyorum.
Köklerim eksi 3 bölü 2, yani eksi 2 bölü 3'e 3 bölü 2 oluyormuş. İçlerini tarıyorum. Artı, eksi, artı. O zaman benim ÇK büyük eşit, yani pozitif de olur, sıfır da olur dediği için buraları istiyormuş. Ne olur çözüm kümesi? Eksi sonsuzdan eksi 2 bölü 3'e bileşke 3 bölü 2'den artı sonsuz. Ya da bunu bir diğer gösterim şeklinde yazalım arkadaşlar. Bütün reel sayılardan şu aralığı istemiyor. O zaman şimdi burada eğer içleri doluysa arkadaşlar, şimdi bunları yazıyorum. Eksi 2 bölü 3 ile 3 bölü 2 aralığını çıkaracağım. Ama normal mi yapacağım? Ya da köşeli mi yapacağım? Böyle mi? Böyle mi? Buna karar verirken de arkadaşlar, eğer içleri doluysa eksi 2 bölü 3 dahil anlamına gelir. Sen köşeli yaparsan eksi 2 bölü 3'ü de çıkaracaksın anlamı geldiği için, içleri doluysa normal parantez, boşsa köşeli parantez yapılır arkadaşlar. Aman unutmayın. Genelde burada takılın diyor. Hemen bir örnek. Her x gerçel sayısı için m eksi 2x kare artı 4x artı 2 büyük 0 eşitsizliğinin daima sağlanması için m'nin çözüm aralığı bulunuz dedi. Şimdi daima sağlanmadı, sağlanması için. Daima lafını biz ne zaman kullanıyorduk arkadaşlar? 1. Delta küçük 0 olmalı. Bu tek başına yeterli miydi? Hayır. Şuraya bakıyorum, benden ne istiyor? Hatta onu farklı bir renkte çizeyim altını vurgu yapmak için. Benden ne istiyor? Pozitif olmasını istiyor. Bir de ne yapacaktık? A'ya bakacaktık. O zaman bir de ne olacak? A büyük 0 olmalı. Şimdi o zaman delta'ya bakalım. B kare, yani 4'ün karesi eksi 4 çarpı m eksi 2 çarpı 2 küçük 0. 16 eksi 8 m artı 16 küçük 0. 32 küçük 8 m 4 küçük m paket. Bir de a'ya bakıyoruz. M eksi 2 büyük 0 m büyük 2. Bunları birleştirirsem öyleyse m 2 ile 4 aralığında olur diyoruz arkadaşlar. Bu bizim çözüm kümesi oldu. Şimdi bir diğerine bakalım. Başka bir örnek yapalım. Birden fazla çarpanımız olan durumlara bakalım. Eksi 2x artı 4 bölü 3x artı 9 büyük eşit 0. Eşitsizliğinin çözüm kümesi. Ne yapacağız burada? Önce x'in alacağı değerler 1, 2, bir de eksi 3. Şimdi tablomu yapıyorum. Küçüğü önce yazıyorum. Büyüğü sonra. Küçük eşittir işaretinde olduğu için payı sıfır yapan değerin içini boşalır. Paydayı sıfır yapan değerin içini boşalırken payı sıfır yapan değerin içini dolduralırız. O zaman neyle başlayacağız? A'lara bakalım, yani x'in katsayılarına bakalım. Eksi ile artı, x'in artı oranı eksi olur. Artı, eksi. Benden pozitif istediği için çözüm kümem eksi 2, eksi 3 ile 2 aralığındadır derim arkadaşlar. Bir de sor tiplerinde, şu sor tipleri çok sorulur. 2 bölü x eksi 1 küçük eşit 1 bölü x artı 2. Eşitsizliğinin
En geniş çözüm kümesi. Ne yapacağız burada? Böyle sorularda eşitsizliklerde hepsini eşitsizliğin bir tarafına toplarız. Biz genelde sol tarafa atarız. O zaman 2 bölü x eksi 1 eksi 1 bölü x artı 2 küçük eşit 0. Buradan da paydaları eşitlersek x artı 2 ile x eksi 1 ile 2x artı 4 eksi x artı 1 bölü x eksi 1'e x artı 2. Sakın paydayı çarpmayın. Bu şekilde bırakın. Bu şekilde bırakalım ki zaten bir daha çarpanların ayırmayla uğraşmayın. Burası da x artı 5 olur. O zaman tablo köklerim 3 köküm var. Eksi 5, eksi 2 ve 1. Sadece içi dolu olacak olan 5. Diğer ikisinin içi boş çünkü bunlar paydayı sıfır yapar. İşaretlerim artı 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 ile başlıyorum. Benden negatif taraf istiyor. O zaman çözüm kümesi eksi sonsuzdan eksi 5'e eksi 2'den 1'e. Bu da bizim çözüm kümemizi veriyor. Evet. Bir tane daha örnek yapalım. 9 eksi x kare eksi x kare eksi 1 x küp eksi 1. Eşitsizliğimin çözüm kümesi. Şimdi arkadaşlar, eşitsizliğin çözüm kümesini yaparken bunun köklerini bulalım. Nedir bu? 3 eksi x'e 3 artı x. Bunun köklerine bakalım. Burada kök var mı? Eksi x kare 1. Yani x kare eksi 1. Hiçbir sayının karesi eksi olamaz. O yüzden buradan kök gelmiyor. Üstünü çizersin ama muhakkak işaretini koy. Baş katsayısının işareti neyse onu al. Kök yok diye burası hiç atıl durumda değildir arkadaşlar. Aman ne yapacaksın? Üstünü çizeceksin, sadece işaretini koyacaksın. Alt tarafı çarpanlarına ayırsan x kare artı x artı 1 deriz. Bunun da aynı şekilde kökü yok. Deltası küçük sıfır. O yüzden bunu da silerim. Sadece işaretini alırım. Yerine ne kaldı? X eksi 1'im kaldı. Şimdi o zaman bakıyorum elimde kalanlar. 1. Eksi 3 var. 1 var. 3 var. İşaretler eksi, artı, eksi, artı. O zaman burası artıyla başlar. Eşittirim olduğu için işlerini boyayacağım. Bununkini boş bırakacağım. Artı eksi artı eksi dediğimiz zaman bizden negatif istiyordu. O zaman burası ile burası benim neyim verecek? Çözüm kümemi verecek. Eksi sonsuzdan eksi 3'e köşeli sıfırdan pardon birden 3'e o da köşeli deriz arkadaşlar. Bir de şu şekilde sor tipleri oluyor. X eksi 2'nin karesi çarpı x eksi 3. X eksi 3, x artı 2. X artı 1, x eksi 2, eksi x artı 2. Böyle bir şey yazdık. Şimdi arkadaşlar bakın. Arada artı eksi varsa gidiyorlar sadeleştirme yapıyorlar. Arkadaşlar eşitsizliklerde falan kök kaybına neden olacağı için sakın sadeleştirme falan yapmayın. Arada da artı eksi varsa muhakkak ortak parantezini alıp çarpım durumuna getirmeniz lazım. Bir bakıyorum. Burada artı var arada. Bakıyorum. Burası parantez içerisinde değil. Dağınık. O zaman şu haliyle hiçbir şey yapamazsın. Ne yapacaksın? Düzenleme yapacaksın. Bakıyorum. X eksi 3 var. Bunda da x eksi 3 var. O zaman x eksi 3 parantezini alırım. X eksi 2'nin karesi artı x artı 2. Burayı eksi parantezine alsak x eksi 2. X eksi 2 parantezine aldım. X artı 1 eksi 1. Küçük 0. Şimdi düzenlemelerimi yapıyorum. X eksi 3. X kare eksi 4 x artı x daha eksi 3 x yaptı. Artı 4 artı 2 daha artı 6 yaptı. X eksi 2'ye x
Küçük sıfır. Şimdi bakıyoruz. Buradan kök yok. Yine deltası küçük sıfır işaretini alırız. Sadece artı. Geri kalanın işaretleri hepsi artı olduğu için o zaman 0, 2, 3. Arkadaşlar bakıyorum küçük sıfır dediği için hiç payıymış, paydaya bakmama gerek yok. Hepsinin içini boş bırakıyorum. Artı ile başladım. Eksi, artı, eksi. Benden ne istiyor? Negatif istiyor. Negatifler buralar olduğu için eksi sonsuzdan sıfıra, 2'den 3'e. Bu da bizim ÇK'mız olur diyorum arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Hemen bir örnek daha. Eşitsizliğinin çözüm kümesi. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi daha. Bir bakıyorlar eşitsizliklerde arkadaşlar içler dışlar çarpımı olmaz. 1. Karşılıklı sadeleştirme olmaz. 2. Harfli ifadelerde. Rakam olursa olur yani. Sayı, reel sayıları sadeleştirebilirsin. Mesela şurada 4 olsaydı. Şurada 2 olsaydı. Bunlar sadeleştirebilirdin. Ama burada senden böyle bir şeyleri vermediği için sadeleştirme sakın yapmayın. X-2'ler birbirini yer demeyin. Aman ha. Peki ne yapacağız? İçler dışarı çarpımı da yok. Hepsini bir tarafa. Hepsini bir tarafa topluyoruz. Şimdi ortak parantezi alabilir miyim? Alabilirsin. 1 bölü x artı 3. 1 bölü x-2. Yok etme de kökü. Ne yapıyorsan yap yani ortak parantezi al. İçler dışarı çarpımı yapma. Kökü sadeleştirip yok etme. Gerisi istediğinizi yapabilirsiniz. Sağ ortak parantezi alınabilir. O zaman burası x eksi 2. X eksi 1'den x artı 1 çıkartsam burası eksi 4 bölü x eksi 1 x artı 3. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen yine köklerimizi buluyoruz. Bu sefer eşittirim var. Eşittirim varsa bir tek payın olduğu yeri içine dolduracağız. Öbürlerin içi boş kalacak. Artı 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 eksi neyle başlayacak? Eksi. O zaman ÇK'mız eksi 3 ile 1 aralığı bileşke 2'den sonsuza kadar diyoruz. Bir de eşitsizlik sistemlerine geçelim. Biraz da mutlakları ve köklüleri yapalım. Şimdi eşitsizlik sistemi dediğimiz birden fazla eşitsizliğin olduğu sisteme denir. Şimdi arkadaşlar mesela x kare eksi 9 küçük 0 6 eksi x büyük 0. Ne yapacağız arkadaşlar? Önce bir köklerimizi bulalım. Bu sorular aslında iki tip şekilde yapılıyor ama bir tanesi pratik yoldan hemen yapılabiliyor. İki yolu da göstereceğim. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapın ama bence emin olmak için uzun yolu da yapsanız olur. Önce bir kökleri bir ayıralım. X eksi 3, x artı 3. Bir de 6 eksi x. Köklerim o zaman eksi 3 var, 3 var, bir de 6 var. Şuraya birinci denklemin köklerini yazarken burası ikinci denklemin kökleri olur. Ne yapacağız o zaman? Birinci denklemin kökleri eksi 3 ve artı 3. İkincinin kökleri ise sadece 6. O zaman bu yalancı kök oldu 6. Birinci denklem için. Eksi 3 ile 3 de ikinci denklem için yalancı kök oldu. Neyle başlıyorum? Artı, eksi, artı. İkincide neyle başlıyorum? Eksi ile başlıyorum. Artı, artı,
artı oldu. Yalancı köklerde işaret değişimi olmuyor ama normal köklerde işaret değişimi oluyor. Şimdi benden ne istemişti? Diyordu ki, bakıyorum. Birinci denklemde negatif tarafı istiyor. İkinci denklemde pozitif tarafı istiyor. İkisinin kesim noktası. O zaman ÇK'mız eksi 3 ile 3 aralığı olur diyoruz. Var mı anlaşılmayan? Hemen bir örnek daha yapalım. Ha, ikinci yolu gösterecektik. Yalnız ikinci yolu arkadaşlar neyse bir tane yolu önünde. İkinci yolu boş verin. Kafa karıştırmayalım. X kare artı 3x eksi 10. Küçük eşit 0. Eksi x kare eksi 8x eksi 15. Büyük 0. Yine başka sayımız negatif. Şurayı eksiyle çarpalım. X kare artı 8x artı 15 küçük 0. Artık burayla işim yok. Benim önümde bir x artı 5'e x eksi 2 var. Bir de x artı 5'e x artı 3 var. Bu birinci denklem. Bu da ikinci denklem. Hemen köklerimizi de büyükten küçüğe yazalım. Eksi 5 var. 2 var ve eksi 3 var. O zaman eksi 5, eksi 3, 2. Ne yapacağım burada? Birinci için ve ikinci için. Birincinin kökleri eksi 5, diğeri 2. O zaman eksi 3 yalancı kök oldu. Eksi 5 ve eksi 3. O zaman 2 de yalancı kök oldu. Artıyla başlıyorum. Köke geldim. İşaret değiştirir. Yalancı kökte değiştirmez. Kökte değiştirir. Yine artıyla başlıyorum. Yalancı kökte değiştirmedi. Benden ne istiyor? Birinci de negatif. İkincinin de negatif. Bir de burada eşit dirim olduğu için bunların içi boyalı. Şimdi... Burada bir durum var. Şimdi eksi 5 birinde dahil birinde değil. O zaman çözüm kümesini yazarsak eksi 5 ile 3 aralığı ikisi de ne olacak? Açık olmalı diyorum. Çünkü neden? Biri dahil biri değilse birinde sağlıyor diğerinde sağlamıyor. Sonuçta sağlamayanın dediği olur. Ona göre de hiç açık olacak. Ama şu tarafa dikkat. Bir tane de şu şekilde değişik yapalım. X eksi 5, 3 eksi x, küçük eşit 0. Eksi 2, x kare eksi 16, küçük eşit 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi. Ne yapacağız arkadaşlar? Önce bir hemen köklerimizi bulalım. Şu birinci denklemimiz olsun. Bu da ikinci denklem. Birinci denklemin kökleri x5, x3. İkincinin kökleri ise x4, eksi 4. Kökleri küçükten büyüğe yazalım. Eksi 4, 3, 4, 5. Birincinin kökleri 3 ile 5'ti. Bunlar yalancı kök. Diğer eksi 4'e artı 4'tü. O zaman bunlar yalancı kök. İkisinde de eşit dirim olduğu için payı 0 yapanın içi dolu. 3 boş. İkincide de paydayı sıfır yaptıkları için bunların da içi boş diyorum. Şimdi benden ne istiyor?
Birinci de artının eksi oranı eksi. Artı, artı, eksi, eksi. İkinci de eksinin artıya bölümü eksi, eksi, artı, artı, eksi. İkisinde de negatif olan yerler istiyor. O zaman bir eksi sonsuzdan eksi 4'e, diğeri de köşeli olacak. Neden? Birinci denklemde köşeli, ikinci denklemde de arada kalıyor. Zaten olur anlamına geliyor. O yüzden 5 köşeli sonsuz diyor. Bu da benim çözüm kümem oluyor. Parmağın aşırmayın. Geçiyorum. Evet, bir de köklerle ilgili kökler toplamı, kökler çarpımı durumuna bakalım. Şöyle örnekler yapalım yani. M eşit değildir 2 olmak üzere. M eksi 2 x kare artı m eksi 2 x artı m artı 4 eşittir 0. Denkleminin gerçel kökleri olmadığına göre m'nin en geniş çözüm kümesi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Gerçel kök yoksa delta küçük sıfır olmalı. Bir de ne düşüneceğiz buradan? Var mı başka bir şey? Eşitsizlik sistemi de olmadığı için yani büyüktür küçüktür diyemiyorum. Bir buna bakacağım o zaman. O zaman gerçel kök olmadığı durumu dediğimizde yerine koyalım. M eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı M eksi 2 çarpı M artı 4 küçük sıfır. M eksi 2 parantezin alınabiliyor. Burada da eksi 4 M eksi 16. Yani M eksi 2 eksi 3 M eksi 18 küçük sıfır. Eksi 6'ya 2. İçleri de boş. O zaman eksiyle başlıyorum. Artı eksiden eksi. Artı eksi. Ben de negatif yerler istediği için çözüm kümesi eksi sonsuzdan eksi 6'ya, 2'den sonsuza veya bütün reel sayılardan bu sefer içleri boş olduğu için köşeli olarak çıkartılması diyebilirim. Var mı anlaşılmayan arkadaşlar? Harikasınız. Hocam 43 geçiyor dedim, saat söyleyeyim. Kaç? 43 mü? Ha, tamam, ara verelim. Ben şunları kaydedeyim. Eşitsizlikler. Mutlak değerli eşitsizliklerde arkadaşlar A büyük eşit sıfır olmak üzere eğer fx küçük eşit A ise fx'in eksi A ile A aralığında mutlak fx'in büyük eşit A ise fx'im ya büyük eşit a veya fx'im küçük eşit a olur deriz. İki x eksi 5 karesi küçük eşit 49 dedi. Her yeri köke alırsan mutlak 2 x eksi 5 harfli ifadeler her zaman kökten nasıl çıkıyordu? Mutlak şeklinde. 7. O zaman eksi 7, 2x eksi 5, 7 dersem her yere 5 ekliyorum.
eksi 2, 2x, 12, x'im eksi 1 ile 6 aralığında olur derim arkadaşlar. Bir de 2x artı 3'ün karesi büyük 25 eşitsizliğinin çözüm kümesi. Bu işlem çözüm kümesi sensin. Yine her tarafı köke alıyoruz. Sağ ol Pircan'cığım. Hep beraber. Eşitsizliğin her iki tarafını köke aldım. 2x artı 3'üm yine mutlak şeklinde. Eksi 5, 2x artı 3, 5 derim. Her yerden 3 çıkarıyorum. Eksi 8, 2x artı 2, her yeri 2'ye bölersek. Eksi 4, x, 1. Yani çözüm kümesi. Eksi sonsuzdan eksi 4'e. Pardon, şurayı yanlış yazıyordum. Şurayı siliyorum. Şöyle yazsam daha güzel olur. X küçük eksi 4 ve x büyük 1. Sonsuzu monsuzu vermezler. Genelde böyle verirler çözüm kümesine. Şu her kitapta çıkar ve de hep unutursunuz. Şu soruyu bir daha hatırlatayım bakalım. Şu kalıbı. Eşitsizliğinin çözüm kümesi. Bunun en pratik yolu arkadaşlar. Her tarafın karesini al. Yeterli. Eğer iki mutlak arada eşitsizlik sistemi varsa karesini alman yetiyor arkadaşlar. 4 eksi 4x. Bir tane daha var uzun yolu. Hiç onları anlatmak bile istemiyorum. Debelenip durmayın. Yok. Bunu sağdakine eşitsizliğin sonuna atarım. Bir artılısını yazarım içeridekileri. Bir eksi hiç bunlara da gerek yok. Hiç uğraşmayın. Çatana çutana hemen gelsin. Eksi 12 küçük eşit 12x. Sadeleştir. Eksi 1 küçük eşit x. Yani ÇK'sı x büyük eşit eksi 1 oldu. Yine her kitabın ve sizin hep patladığınız soru tipinden bir tanesi daha. X kare eksi 6 x küçük 16 eşitsizliğinin çözüm kümesi. Bu tür sorularda arkadaşlar yapacağınız iş şu. Eksi 8 x kare eksi 6 x 16 eşitsizliğin her tarafına şu ortayı tam kare yapacak değeri koymak. Şu kalıp tam kare, beni tam kare yap demektir. Nereden anladım? Özellikle şu ikinciden. Şuradaki 6, 4, 2, 8 bunlar varsa, x kare de önünde varsa arkadaşlar, he, bu tam kare olmaya çalışıyor demektir. O zaman her tarafa ekleriz. Burası 1, burası x eksi 3'ün karesi, burası da 25 anlamına gelir. Her tarafı köke alırım. Burası 1 diye çıkar. Harfli ifadeler kökten nasıl çıkar demiştik. Mutlak şeklinde. Öyleyse bunu mutlağın içindekini bir olduğu gibi çıkartırım. Bir de mutlağın içindekini zıt işareti çıkartırım. O zaman burada attığım zaman 4 x 8 her taraftan 3 çıkartırsam eksi 2 eksi x, 2, eksiyle genişletirsem 2, x, eksi 2. Sorularda şöyle sorarlar genelde. Arkadaşlar, şunu eksiyle çarptım, gösterelim. Kaç tane tam sayı değeri vardır? Şimdi, ya bunları bütün işlemi yaptıktan sonra bulursunuz ya da ben size
Şuraya ben hemen bir pratik yol anlatayım. Önce bir soruyu bir yazayım. X'in kaç farklı değeri için eşitsizlik sağlanır? Sorularında arkadaşlar şunu yapacaksın. Hiç 2 saat bunları açayım diye düşünme. Sonuçta burayı bir artılısın, bir eksilisin çıkaracaksın ya. O zaman kalıp da şöyle olur. Şöyle dersin. Burası 1, 2, 3, 4 şeklinde alabilir mutlak değerin. Hiç aralarında negatif var mı? Yok. Hiç aralarında negatif yok. Sıfır da yok. O zaman tamam. Burada ne kaç değer varsa burayı 2 ile çarparım. 8 tane değerim var, olur dersin. Bakalım. Burada 4, 5, 6, 7. Burada da 2, 1, 0, eksi 1. Gördüğünüz gibi 8. Ama önemli olan anahtar kelime burada negatif olmayacak. Negatif varsa olmaz bu yaptığımız. Tamam mı? Negatif yoksa direkt hiç açmadan aralıkta kaç değer var? 4. Çarp 2 ile 8 tane tam sayı değeri için sağlanır dersin. Şimdi bir de şu kalıp soru tiplerinden yapalım. Mutlaklarda genelde eşitsizliğinin çözüm kümesi. Mutlağın içinde yazanı buraya x, buraya x'i koyduk. O zaman eşitsizliğimi yaparken arkadaşlar önce buraya bakacağım. Daha sonra da şu ikisine bakacağım. Yani karşıma benim iki tane eşitsizlik çıkıyor. O zaman bu da eşitsizlik sistemine dönüyor. Önce bir yapalım. Eksi x küçük eşit x kare eksi 2x. Atıyorum bunu bu tarafa. X kare eksi x büyük eşit 0. Birinciyi buldum. İkinciyi de x kare eksi 2x küçük eşit x. O zaman x kare eksi 3x küçük eşit 0. Bunları şimdi eşitsizlik tablosunu yapalım. X parantezine x eksi 1. X parantezine x eksi 3. Birinci ve ikinci denklemlerim. Tablomu yapıyorum. Köklerim 0, 1, 2. Birinci ve ikinci. Birincinin kökleri 0'a 1. İkincinin kökleri ise 0'a 3. 1 burada yalancı kök. Ne yapıyoruz? Artı, eksi, artı. Ne yapıyoruz? Artı, eksi, eksi, artı. Birinci denklemde benden ne istiyordu? Pozitif yerler. İkincide negatif yerler. Bu arada bunların içlerini de dolduralım. Çünkü her ikisinde de eşittirim var. O zaman benim ÇK 1'den 3'e kadar dersin, patlarsın. Bir de aynı zamanda 0 vardır arkadaşlar. Neden? Çünkü senin 0'ın çözüm kümesi aralığında değil, ancak ikisi içinde sağlıyor. Bak, şurayı da mavi yapayım. İkisi içinde sağlıyor. İkisi içinde dolu olduğu için ve de çözüm aralığında olmadığı için bunu da eklemek zorundasınız. Vallahi patlatır. Aman dikkat. Çok oluyor bu. Unutuluyor. Bir de şu soru tipinden yapayım. Mutlak x eksi 3, x artı 2, x eksi 4. Küçük 0. Eşittirim var mı? Yok. Şimdi mutlaklar eşitsizliklerde mutlak içini sıfır yapan kök ya da kritik nokta neyse
Kök, çift katlı kök olarak alınır. Çoğu insan şöyle yapıyor. Ya hocam bu mutlak daima pozitif değil mi? O zaman ben buraya hiç bakmasam da olur. Sadece x eşittir 3 için sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Ona bakarım da diyebilirsiniz. Ama şimdi genelde bu şekilde anlatıldığı için onu da söyleyeyim dedim. O zaman köklerim x bir 3, bir eksi 2, bir 4. Hemen eşittirim olmadığı için hepsinin içi boş. Eksi 2, 3, 4 ama 3 de çift katlı kök yapacağım. Ne oluyor arkadaşlar? Artıyla başlıyorum. Eksi, eksi, artı. Öyleyse benim ÇK neresi oldu? Eksi 2'den 4'e kadar. Ancak 3 arada olmadığı için onu çıkartıyorum. Ve benim ÇK bu olur diyorum. Var mı sorusu olan arkadaşlar? Şimdi ben o zaman bunları kaydediyorum, gruba atıyorum. Ve de şimdi herkes telefonunu alsın, ikinci gruba eşitsizliklerle ilgili soruları yollayacağım. Siz de oradan bakın arkadaşlar. Hocam şimdi mi çözeceğiz attığımız Şimdi şeyi? buradan seçelim. Sorulara bakın, çok güzel sorular var. Tamam. Bakın isterseniz bence. Konu anlatımlarını da yolluyorum arkadaşlar şimdi. Onları da hemen elinizde olsun. İnşallah bakarsınız. Biliyoruz diye genelde bakılmıyor ama. Allah'ım. Sorular. Yeni nesil sorular. Buyurun arkadaşlar. Hatta bunların çözümleri de vardı sanki. Çözümlerini de atabilirim. Bulursam eğer çözümlerini de yollayacağım. Şimdi. Ne vermiş? Fx'i vermiş. Ve fx de x eksi 2'nin küpü aracılığıyla en geniş çözüm aralığında vermiş bize. Buna göre fx bölü ax artı ax eksi 6'nın tam sayıların toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar önce şunu biraz büyütelim. Evet. Sizin de önünüzde var zaten. Yapacağımız olay şu arkadaşlar. Önce bir şuradan çözüm kümesinden yararlanarak fx'in köklerini bir bulalım değil mi? O zaman x bir 2 imiş. Bir de fx'te burada bir gördüğümüz ne var? Eksi 3 var. Bir de 5 var. O zaman tablo yaparsam eksi 3, 2 ve 5. Şimdi arkadaşlar eşittirim olmadığı için hepsinin içi açık. Normalde artı, burada fx zaten a ile b de iki tane kök. Fx'in kökü değil mi? Aslında burada soru bağırıyor. Hocam a benim, b de benim diyor. Öyleyse bakalım hakikaten de doğru mu? Neyle başlıyor? F'im, fx'im negatif, eksiyle. X eksi 2'nin katsayısı da artı, o zaman eksi, artı,
eksi artı. Benden küçük negatif taraflar istediği için çözüm kümesi bakıyorum, doğru mu? Oo, süper. Bu da tuttu. Tamam. Sağlıyormuş. O zaman benim a eksi 3, b de 5 oldu arkadaşlar. Şimdi fx'in bir de mutlak içerisinde a eksi eksi 6'm var. Şimdi fx bölü a'yı buldum. Eksi 3x eksi 6 dersem, biraz önce dedim mutlağın daima nedir arkadaşlar? Mutlak daima pozitiftir. Sıfır yapan değer alınır mı? Yani x eşittir eksi 2 alınır mı? Asla alınmaz. Çünkü paydayı sıfır yapacağı için. O zaman bunu bir not olarak şu kenara ekliyorum. Şimdi tablomu yapıyorum. Ya da çift katlı kök deyin. Hangisini yaparsanız. Ben çift katlı kök yaparak anlatmayı istiyorum arkadaşlar. Mutlağın içi eksi 2 vardı. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Bir de burada ne var arkadaşlar? 5 var. Bu çift katlı. Bunlar tek. Eşit küçük eşit dediği için bunların içini boyuyorum. O zaman neyle başlayacağım? F'im negatif. Mutlak daima pozitifti. O zaman eksiyle başladım. Artı, artı, eksi. Bana büyük eşiti söylediği için o zaman eksi 3'ten başlarım. Eksi 2'yi almadım. Eksi 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Şu eksi 3 ve eksi 1 bunları 7. Buradan da toplam 11 kaldı derim. Var mı anlamaya? Daha güzel sorulara bakalım diyorsanız şurada şöyle değişik değişik sorular var ya. Ben de daha şimdi zaten dün yolladı. Bence inceleyecektim. Sizin aracılığınızda bakalım. Bir seçelim. Ya da şöyle deyin. Şöyle bir göz ucuyla bakın. Hocam şu soruyu çözebilir miyiz deyin. Ben onları çözeyim. Hocam. Canım. Birinci soruyu E bulduk ya. Cevaplarına C diyor. O eksik. Cevaplarında ne bulmuştuk? Ne yazmıştık? Eksi 3 ile değil mi? Hı-hı. Bakayım bir daha. Eksi 3 ile demiştik. Burada ne vardı? Eksi 2 vardı. Bir de 5 vardı. İçi doluydu. Boştu. Bununki de dolu değil miydi? Hı-hı. Eksi ile başlamıştık. Artı artı. Bu çift katlı köktü. Bu da eksi. Bizden pozitif taraf istiyordu. Yanlış mı topladım acaba? Eksi 3, eksi 1. 0 yazmaya gerek yok. 1, 2, 3, 4. Bir de 5. Şu ikisini 7. Doğru. 90 11. Evet. Hata olduğunu düşünmüyorum ama yine bakarız sonra, olur mu canım? İlk yanlış herhalde hocam. Olabilir. Yani cevap anahtarında da bir sıkıntı olabilir. Tamam. Bakarsınız, böyle emin olamadığınız olduğu zaman zaten gruba yollarsınız. Bir bakar mısınız dersiniz. Bakarız beraber. Şimdi bakmak istediğiniz soru varsa bir bakın arkadaşlar. Şu soruya bakalım deyin. İnan ben de ilk defa bakıyorum daha. Can 5'e bakalım mı? 5. Hemen bakalım. Ay 5, bir dakika bende. 6, 6, özür dilerim. Hemen bakalım. Yanında verilen hedef tahtasında 3 adet bölge yer almaktadır. Hedef bölgelerine atılan atışlar sonucunda atıcının alacağı puan her bir hedefte yer alan eşitsizliği sağlayan x tam sayılarının toplamı kadar olacaktır. Hedef tahtasına atılan 3 atıştan ikisi aynı bölgeye, diğeri farklı bölgeye isabet ettiğine göre atıcının alacağı puan aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Hemen şu pembeyle başlayalım. Hatta kırmızıyı kırmızıyla yazayım, yeşili yeşille, mavi maviyle yazayım. Şuraya bir hemen bir eşitsizliklerimizi bulalım. Önce kırmızı bölgeyi 0'a 5 eşittirim olduğu için boyuyorum. Artı, eksi, artı, çözüm aralığı bu. Yeşili yeşille yazalım. Eksiyle genişletirsek x kare eksi 2x eksi 15 küçük eşit 0. O zaman bunun da kökleri x kare eksi 2x eksi 15'ti. O zaman eksi 3'e 5. Yine içlerini dolduruyorum. Küçük eşit dediği için artı eksi artı. Yeşilde de bu oluyor.
Şimdi mavide de arkadaşlar. Tablomu yapayım mavide. Eksi 1'e 4 art eksi artı 4'ü boyarım. Ama 1'i eksi 1'i boyamam. Bunun da çözüm aralığı buymuş. Şimdi diyor ki her bir hedefte yer alan eşitsizliği sağlayan x tam sayıların toplamı kadar olacak. Hedef tahtasına atılan 3 atışın ikisi aynı bölgeye, diğeri farklı bölgeye isabet ettiğine göre atıcının alacağı puan aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi bir yorum yapalım mı arkadaşlar? Buna göre şey de söylememiş bize. Şu değer verirsek şu olur, bu olur diye. Neyse bir deneyelim bakalım. Evet. Ne yaparız? En küçük ve en büyük değerlerini alalım. Birinci şu kırmızı bölge parabol. Eşit aralığı 0 ile 5 aralığında. O zaman minimum değeri 0 olacak. En büyük eksi 5 bölü 2. Buna göre ne olur? Şu kırmızıya kırmızıyla yazıyorduk. Pardon. TRK'den 5 bölü 2 yazarsak 25 bölü 4 eksi buradan da 25 bölü 2. Yani ne olur? Negatiflik olur mu? Yok. Burada da bir şey de dememiş. 4 versek burası da. O zaman burası arkadaşlar en fazla alacağımız değer 0. Minimum değeri bakarsak o zaman x 25 bölü 2. Yeşile bakalım. Buradan da 5. Acaba değeri mi yerine koyacağız? Anlamadım ki burada. Var mı yorum yapan? X tam sayıların toplamı kadar. O zaman burada en fazla 5, 5, 5 var. Yani 15 olur. Hayır hocam şey diyor. Mesela ilk bölge iki kere isabet etti ya. 1, 2, 3, 4, 5'in toplamı kaç eder? İşte 15. Bir daha 15, 30. X'in alacağı değerler mi diyordu bakalım. Tam sayıların toplamı kadar. Ha, X'in alacağı tam sayıların toplamı kadar. Doğru söylüyorsun. Buranın toplamı ne? 15 mi? Buranın 5 kere toplamı. 6. Buranın toplamı ne? 9. 9. Şuranın toplamı ne? 2, 3, 4'te. Burası da 9. Ama 1 yok ya orada dahil değil ki eksi 1. Boş bir, hani o zaman 10 mu yaptı? 10 yaptı. Şimdi 40, en fazla alacağı puan 40, en az alacağı puan 28. Hepsi de oluyor işte, ben de onu diyecektim. Ortak puan olabilir mi diyeceğim. Ortak yok. Ortak da yok. Hocam ben şöyle düşündüm ama olur mu? Mesela bir atışı yaptı, kırmızıya attı, 15 puan aldı. Bir atışı yaptı, mavi attı, 10 puan aldı, 25 oldu. Böyle böyle yapmayacağız mı yani sonra? Ama şey diyor bize. Diğer açısı da mesela. Aynı bölgeye, diğer farklı bölgeye isabet ettiğinde atıcının alacağı puan. Yani açıkçası bundan ne demek istemiş ben anlamadım yani soruda ya. Mesela net değil. İkisini kırmızıya attık desek, diğerini de şeye attık desek, yeşile 39 şey 29 oluyor. 39 oluyor. Peki ortak olan puanları alacak mıyız mesela? Ortak olan. Bilemiyorum hocam. İşte onu kaç kere alacağız? Biraz daha açık yapsaymış daha güzel olurmuş. Ama yine de bir bakalım beraber sonra, tamam mı? Ben buna bakacağım. Çözümünü gruba atarım. Eğer varsa. Başka var mı gözünüze çarpan? Berkay iyi seçtin ha. Nokta atışı yaptın. Bak şuna bir bakacağım ayrıntılı. Şu 13'e bakalım mı? Ya da 13, 14. Bunlar da değişik soru gibi görünüyor. 13 olabilir gibi hocam. Kimse 13'e bir bakalım. Yanında AB duvarına yüksekliği x birim olan silindirlerden x artı 5 tane konulunca son konulan silindir üst tabanı B seviyesine gelmektedir. Yükseklikleri x birimmiş.
Bundan x artı 5 tane. Üst üste konunca son koluna sindir. Üst tabanı tam B'ye geliyor. Tamam. AB yüksekliği 234 olduğuna göre adetle bir tanesinin yüksekliğini çarpıyorum. X'in en küçük tam sayı değeri kaçtır? Buyur buradan yak. Bir daha mı eşitsizlik verdi bize? Evet. Hocam B seviyesini geçmektedir diyor. Eşit olmaz ki. Büyük olur. Ben mi okuyamıyorum bugün ya? Bugün ama hep yani soruları okuyamıyorum. Ha. B seviyesini geçmektedir. Aynen. Tamam, o zaman ne yapacağız? Şöyle yapacağız. X çarpı X artı 5 büyük eşit büyük 234. Bilgisayar şey telefona baka 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 artık şeyim de dikkatim de azaldı. Bir önceki derste de bunu söylüyorum. Yani sürekli ekrana bakmaktan artık dikkat şeyimiz azaldı. Size de öyle mi bilmiyorum da. Yani bende acayip oldu bu olay. 234'ün çarpanlar nedir arkadaşlar? Ne olabilir? Buradan değer verelim isterseniz. En küçük değeri dediği için. Hocam 13 ile 18. Yani hiç, onları 13 ile 18 ise en küçük değer ne olabilir? 13'ü koyduğumuz zaman tam şey oluyormuş 234. 13 çarpı 18. O zaman arada dediği için yani geçmesi o zaman eşit değil. Geçmektedir dediği için 14 alırım o zaman en küçük. Cevap anahtarı ne diyor? Baktınız mı? Hocam Bursa. Tamam. 14'e bakalım. 14 de biraz değişik gibi. Yeni nesil soru hazırlamışlar. Fena değil yani, güzel. Ayşe'nin galerisindeki fotoğraf sayısı F1. Flash belleğindeki fotoğraf sayısı F2. F1 F2'den büyük. O zaman ne anlama gelir? Fotoğraf galerisindekilerin hepsini flash belleğe atamaz. Ayşe galerisinden 10 fotoğraf silince galerideki fotoğraf sayısı F üssü olsun. O zaman F üssü küçük. F2. F1 vermiş. F2'yi vermiş. Olduğuna göre F üssü dosyasındaki fotoğraf sayısı en az kaç tanedir? Şimdi arkadaşlar. Burada herhalde X fotoğraf sayısı demek istedi. Bir defa böyle bir uyarı verilmesi lazım. Bir. İkincisi, hemen buradan yorumunuzu yapalım. F1'den 10'ta normalde X küp artı ama bu da 3. derece. X küp artı X kare ne kadar doğru olur? Arkadaşlar bu 3. derece denkleme giriyor. 3. derecenin denklemlerde yok. 3. derece denklemler yok. Bu soruya hiç bakmayın. 14 gitti. Burada 4. derece var. Şuna bakalım arkadaşlar. 19'a bakın. Üçüncü dereceden sonrasına bakmayın arkadaşlar. Böyle üçüncü derece, dördüncü derece soruları varsa hiç bakmayın. Çünkü müfredatta yok onlar. 19'un soru güzele benziyor. Var mı bu soruya ben bir bakayım. Ben yaparım diye. Ben bakabilirim. Burhan sen misin? Evet hocam ama okuyayım ben. Oku. Beraber ben de yardımcı olurum sana canım benim. Abi. Tamam işte şöyle. 24 büyüktür. X kare eksi 2x yapacağız be. Bir de. Güzel. Yani x kare şöyle. X kare eksi 2x küçük 24. Bir de x kare artı 5x büyük 24 dedin.
Başlattığımızda 6'ya evet. 4 mu oluyor? X eksi 6, x artı 4, küçük 0. Bir de öbür aşağı yapalım. 8'e 3, x artı 8'e x eksi 3. Şimdi tablomuzu yapalım. Birinci durumda, birincinin kökleri eksi 4. 6. Eksi 4, eksi 8 var orada. 3 var, bir de 6 var. Bunun kökleri eksi 4 ile 6'ymış. Bunlar yalancı kök. Diğerin kökleri eksi 8. Bunlar yalancı kök. Aynen. Şimdi bize birinci durumda sıfırdan olan küçük değerler istiyor. Yani negatif değerler istiyor. İlk başta pozitifle başladı. Negatif pozitif. Negatif negatif. Yani biz o zaman şurayı taradık. Aynen. Alabiliyoruz. Öbür taraf sonra pozitif olan değerler istiyor. Orada artı, artı, eksi, eksi, artı. Bütüme keseceğim noktada 3 ve 6 arası. Evet, şurayı da yazayım. Şunu yazmamışım. Pozitif değerler şurası ve şuralar. O zaman 3 ile 6, 6 aralı. 4 ve 5'in toplamı 9. Aynen böyle Borancığım. Gayet güzel. Ben teşekkür ederim. Çok güzel çözüm. 20'ye bakalım mı? 20'li soru. 20'li sorumuza bir bakalım. Var mı ben çözerim diye? Ben bir daha çözmeyeyim değil mi? Yok yok, ben çözerim canım benim. Sağ ol Borancığım. Hocam ben... Tamam. Cansu çözsün. Cansu'nun sesi galiba. Cansu sen çözsün. Hadi Cansu'cum. Yazalım. Önce f'in köklerini yazalım mı? Tamam, ben mi çözeceğim? Tamam. Sen söyle, çöz Cansu'cum. F'in tamam. Kökleri. X'i 4. X'i 4. 3 var değil mi? Hı-hı. Şunu bir yıldızlayın. Niye? Evet. Niye yıldızladım? Çift katlı olduğu için. Harika. Nereden anladık? X eksenine teğet olan grafik o noktada çift katlı köktür. Yani işaret değişmemiş değil mi? Evet hocam. İşte 5'i yazıyoruz. Burada ne var? X eksi 2'nin karesi var. Evet. Burada ne var? X eksi 2. X kare artı 2 x pardon evet artı 4. Buradan reel kök yok, sadece işaret. Evet. Senin işini de kolaylaştırayım. Hadi canım. Şimdi köklerimde ne var? Eksi 4 var. 2'den 3 tane var. Evet. Üç ama hocam 2 2 evet saymam. Alırım yine değil yani mi? Yukarıda bir tane de aşağıda var ya. Toplam 3 tane olacak. Hı-hı. Sadeleştirme yapmıyorduk ya hani belki kök kaybına neden olurdu diye. Bunlar tek. Bir tek 3 çifti. Eşit dilim olduğu için payı 0 yapan değerlerin içini boyuyorum. 4'te. Paydayı sıfır yapan değerin içini boyamıyorum. Şimdi ne yapacağım? İşaretler. Evet. F'im negatif. Bu pozitif. Bu da pozitif. Negatif olduğunu nereden anladım? 5'ten büyük değerler x ekseninin altında. Değil mi? X eksenine bakıyoruz değil mi? Tabii. X eksenin altından mı başlıyor, üstünden mi başlıyor diye bakacaksın. Tamam. Ya mesela 5 dedin ya. 6 için f ne oluyor? 6 neresi? Burası. F burada ne oluyor? Negatif gibi. Anladım. Ya da şöyle düşün. İşte 5 sınırın değil mi? 5 kökün. 5'in sağ tarafı nerede? X eksenin altında. X eksenin altında negatif olan yer dersin. Öyle de yapabilirsin. O zaman eksi artı artıdan eksi. Evet. Artı. Doğru mu yazdım? Evet. Yanlış yazma durumu olabilir ha. Ben bu aralar dediğim gibi. Bayağı bir dikkat dağınıklığı oluşuyor bende. Hocam şifayı da kapmışsınız. Yani var biraz evet. Ya alerjim var daha doğrusu, şifa değil de. Alerjim olduğu için. Ondan ötürü böyle oluyor. Şimdi ne yapacağız canım benim? Denklemi yazalım. Eksi sonsuzla eksi 4 arası. Sanki şurada bir yanlışlık oldu gibi ya. Ne dersin? Tabloyu bir daha yapayım mı? Olur. Allah Allah. Yanlışlık var gibi burada.
Şu yazımım yanlış gibi. Eksi, artı, artı, evet değil. Şey, doğal sayıları soruyor. O zaman doğal sayılarsa neyler yapacağız? 4, 5. Yani 3, 4, 5 mi? O zaman 12 mi olur? Evet. Doğru mu cevap? Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Biz bu x küplü grafiklerde işaret bakarken eksi 4 tarafındaki koldan bakmamız gerekmiyor mu? Bir daha söyleyeceğim benim. Eksiyle mi artıyla mı başlayacağıma eksi 4'ün tarafından bakmamız gerekmiyor muydu? Hayır. Şöyle yapıyorsun. Şu x küpün işareti ne? Artı. Artı. Değil mi? Hı. Burada x karenin işareti ne? Artı. F'inki ne? İşte F'e bakarken de eksi 4 tarafındaki koldan bakmamız gerekmiyor muydu? Artı mı eksi mi? Sana şöyle söyleyeyim. Şu tablo 5 ne tarafta? Sağda. O zaman nasıl soldan bakacağız grafikte? Anladın mı? Evet. Eşitsizlik sistemi sen şu küçükten büyüğe tablonda yazdın üstte. Eksi 4, 2, 3, 5. Hı-hı. Doğru mu? Evet. Sen grafik tablosunu sağdan bakıyorsun. Soldan olmuyor. Neye soldan bakıyorsun biliyor musun? Türevde miydi? Bir şeyde galiba karıştırdım. Fonksiyonun artıp azalan olduğunu görmek için soldan sağa doğru bakarsın. Tabloda değer verilmeli tabloda, yani bu işaret tablosunda sağdan sola doğru. Tamam. Anladın tamam. mı? Teşekkür ederim. Türevde grafiğin artan azalan olduğunda yukarıdan aşağı, yani soldan sağa doğru gidersin. Tamam. Anlaştık? Tamam hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aklınıza takılan olduğu zaman sorun mu? Teşekkür ederim Cansu'ya. Ne demek hocam? Çok bir şey yapamadım aslında. Yok gayet güzel yaptım. Seni şaşırtmaya çalıştım. Şaşırmadım. Ama ben doğru yaptım ki. Ben yanlış yapmadım bence. Yapmadın. Ben bir kafanı karıştırayım dedim de. Oradan bir yardım da geldi. Doğal sayılar diye. Tamam. O zaman bugünlük finale diyelim.